Hani meşhur ya, sev seni seveni, aslı şöyle olsa da, sevme seni sevmeyene, Mısır'a sultan olsa da. Yok, biz Mısır sultanını da severiz, aslı kim olursa olsun onu da severiz. Değil mi ki insan olarak o yaratıldı? Değil mi ki Allah ona kendi ruhundan ruh üfledi? Kendinden ruh üfledi. Hangisini sevmezsiniz? Kimi hor hakir görürsünüz? Gerçek manada hor hakir gördünüz, Allah'ın kendi ruhundan ruh üfledi kimse. Sen kendi perdende ayırırsın. Bu mümindi, bu kafirdi, bu Hristiyandı, bu Yahudiydi, bu ata tapıyordu, bu puta tapıyordu, bu eşeğe tapıyordu, bu ineğe tapıyordu, şuna tapıyordu, bunu tapıyordu. Ama Hazreti Muhyiddin Arabi Hazretleri der ki, bütün tapınışlar onadır. Neden? Tapındığı cismi de yaratan, o cismin üzerinde de sıfatsal tecelliyeti yaratan odur. İşte Hazreti Pir diyor ki bize, her şey maşuktur. Öğretiye bakın. Her şey maşuktur. Maşuk nedir? Sevilen. Maşuk sevilen. Her şey maşuktur. Aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur. Aşık bir ölüdür. Kimin aşka meyli yoksa o kanatsız bir kuş gibidir. Vahlar ona. Sevgilinin nuru önde, artta olmadıkça ben nasıl önü sonu idrak edebilirim? Aşk bu sözün dışarı çıkıp yazılmasını ister. Ayna gambaz olmaz da ne olur? Aynan bilir misin neden gambaz değil? Yüzünden tozu pası silinmemiş de ondan. İşte Hazreti Pir kendi silsilesinden gelen zatlardan daha ileri bir şey söyler. Ben o yüzden derim, Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretleri veyahut da o ekol bazı şeyleri keskince söyler. Ama Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri en keskin, en grift bir meseleyi yumuşak bir tatlılıkla söyler. Der ki, her şey maşuktur. Hazreti Pir'in yolundan gidiyorsak, o zaman her şey maşuktur. Sakın ha, etrafındaki herhangi bir şeye kem gözle bakma. Sakın ha, etrafındaki herhangi bir şeyi kırma, dökme, üzme. Sakın ha, sebep etrafındaki her şey maşuksa, kırdığında maşukun gönlünü kırdın. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ya, dedi ki, eğer ki birine teşekkür ederseniz bu Allah'a teşekkürdür. Bakın, bir şeye teşekkür ettin, Allah'a teşekkür ettin. O zaman senin teşekkür ettiğin nesneye bakma. Sufiler niçin yorgana teşekkür ederler? Yorganı örtünürlerken derler ki Mevlevi Sufileri, yorgana derler ki teşekkür ederim. Sen olmasaydın ben üşürdüm. Kıyafet giyerlerken kıyafete teşekkür ederler. Derler ki sen olmasaydın örtünemezdim. Yastığa başını koyacakları zaman yastığa teşekkür ederler. Derler ki yastığa sana teşekkür ederim. Sen olmasaydın boynum ağrırdı, belim ağrırdı. Yatağa teşekkür ederler. Derler ki sen olmasaydın ben yarhanesinde yastığım taş, altım çamur, üstüm yağmur olarak yatardım. Ama Erzurumlu aşık ona ne demiş? Yine de gönlüm bir hoş idi demiş. Neydi türkü? Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Bizim bu toprakların aşıkları insanı can evinden vuruyor. Can evinden. O zaman yarhanesine gittiğinizde öyle bu yatakta mı yatacağım, bu yorganda mı? Aa. Diyeceksin ki, dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi.
Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Şikayet yok. Yağmur da olsa, çamur da olsa, yastığın taş da olsa ondan razı ol. Şikayet yok. Ondan razı ol. Siz bunu türkü olarak dinlediniz. Ben bunu bir aşığın nefesi olarak söylüyorum. O aşık ne güzel razı olmuş bir aşık ki. Yarhanesinde yastığım taş idi ama gönlüm hoş idi diyor. Yastığım taş idi ama gönlüm hoş idi. Bakın razılıkta zirve yapmış. Razılıkta zirve yapmış. Bu Müslümanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin toprağın üzerine secde ettiğini unuttu. Unuttuğu için bu hale geldi. Bu Müslümanlar Hazreti Muhammed Mustafa'nın bir Ramazan gününde itikafa girdiğinde çamura secde yaptığını unuttu. Unuttuğu için bu hale geldi. Bizim şimdi mescitlerimiz ultra lüks, kocaman camilerimiz var. Hangi paradan yapıldığı belli değil. O yüzden duası kabul değil Müslümanların. O yüzden heder olmuş. Eğer ki ne zaman çamurun üstünde namaz kılmayı göze aldınız, ne zaman ki daşı yastık etmeye göze aldınız, ne zaman ki yağmur çamur dinlemeden hak ve hakikat yolunda yürümeye azmettiniz ve yürüdünüz, o zaman kurtuluşa erdiniz. Öbür türlü esirsiniz manevi manada. O esaretten kurtulamazsınız. Yastığın esiri, yatağın esiri, yorganın esiri, kıyafetin esiri, arabanın esiri, koltuğun esiri, yemenin esiri, içmenin esiri, modanın esiri, paranın esiri, makamın esiri, paranın esiri, makamın esiri ve dini düşünmezsiniz. Esaretiniz devam eder. Güç ne tarafta o tarafa yönelirsiniz. Rüzgar ne tarafa eser o tarafa yönelirsiniz. Hak ve hakikat sizden çekilir. Hak ve hakikat öyle o yolun yolcusunda durmaz.